Merhabalar, ben uzman diyetisyen Ezgi Pekgöz. Şu anda İngiltere'de Chester bölgesinde oturuyorum. Benim üniversite hayatım İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde 2014 yılında başladı. Bu bittikten sonra direkt yüksek lisans için İngiltere'ye geldim. Chester Üniversitesi'ne geldim. Ve bölümüm Human Nutrition'dı. Daha sonrasında bu yüksek lisans eğitimim bittikten sonra kendi şirketimi kurdum. ENP Healthy Life olarak ve bu alanda şu an 2 yıldır birebir danışmanlık veriyorum. Hem kişisel olarak danışmanlık veriyorum hem de diğer kurumlara danışmanlık veriyorum. Onun dışında şu anda da aynı zamanda eş zamanlı olarak Manchester'daki HR Physio Wellness Center'da yeniden danışanlarıma birebir beslenme alanında hizmet veriyorum. Şu anda birebir danışmanlık verdiğim HR Physio Wellness Center'dayım. Aynı zamanda online olarak da danışanlarıma hizmet vermeye devam ediyorum. Aslında bu yüksek lisanstı benim için çünkü büyük bir başarı. Türkiye'den kalkıp buraya gelmek ve aynı zamanda bunu güzel bir şekilde sonlandırmak benim için yüksek lisans diyebilirim. En önemli fark aslında yıl yani 1 yıl itibariyle bitiyor olması İngiltere'de ve bu İngiltere üniversiteleri aslında alanlarında yüksek lisans derecesi sosyal bilimler ve fen bilimleri olarak ayrılıyor olması. Ben bölümüm gereği fen bilimlerini seçtim. Bu MSc olarak geçer yani Master of Science'tır. Burada aldığımız diplomanın uluslararası bir geçerliliği var. Bu çok önemli. Aynı şekilde kaliteli eğitim sistemi yani zaten İngilizce ana diliniz gibi biliyor olmanız burada daha da geliştirmeniz sunulan yine staj avantajları yani yüksek lisansta veya normal lisans eğitimi olsun mutlaka bir staj eğitimi veriliyor. Aynı şekilde gönüllü olarak da mesela kendi alanım açısından bahsedecek olursam hastanelerde öğrenci olduğumuz için direkt gönüllü olarak çalışma fırsatı veriyor. Bu da bence çok güzel bir şey. İngiltere'de farklı, evet, diyetisyen ve beslenme uzmanı farklı kavramlar. Diyetisyenler mezun olduktan sonra eğer İngiltere'de okumuşlarsa direkt aslında akredite olarak HCPC dediğimiz kuruma başvurarak mesleklerini bir ileri adıma atıyorlar. Fakat bizim gibi uluslararasıysanız buna kaydolmak biraz daha aşamalı olabiliyor. Özellikle yasalarla korunuyor olması çok güzel bir şey. Yani herkes burada direkt mezun olduktan sonra diyetisyenim diyemiyor. Mutlaka HCPC'ye başvurması lazım. Aynı şekilde unvanı korunan tek mesleklerden bir tanesi yine. Bu unvanı kullanan herkes HCPC'ye kayıtlı olmalı. Hem sağlıklı hem hasta insanlarla birebir çalışıyorlar ve insanlara doğru beslenme tarzını ve tedavisini uyguluyorlar. Beslenme uzmanları da yine aynı şekilde yiyecek ve sağlıklı beslenme hakkında bilgi vermeye nitelikli kişiler. Fakat tıbbi durumlarda yardımcı olamıyorlar. Yani kronik hastalıklarda veya kardiyovasküler hastalıklarda, diyabet gibi kronik hastalıklarda destek sağlayamıyorlar. Sadece kilo koruma, kilo sağlama ve beslenme üzerine hastalıklarda sadece tavsiyeler verme üzerine mesleklerini icra ediyorlar. Aynı şekilde beslenme uzmanları da aldıkları eğitimi bitirdikten sonra burada Birleşik Krallık gönüllü beslenme uzmanları yani UKVRN dediğimiz buna kayıtlı olmaları gerekiyor. Ve bu da aslında yine yasalarla korunuyor. Ve Association for Nutrition dediğimiz bir kuruma da tekrar kendileri kayıtlı olarak, tescilli olarak kendilerine beslenme uzmanı olarak ilan edebiliyorlar. Kesinlikle veriliyor. Çünkü dediğimiz gibi direkt mezun olur olmaz siz bunu tescillendiriyorsunuz ve burada adınızı koruyorsunuz. Unvanınız çok korunmuş oluyor. Aynı şekilde hastanelerde olsun, başka sağlık alanlarında olsun birebir hastalarla iletişim halinde olduğunuz için karşıdaki kişiye karşı sorumlusunuz ve en büyük yaptığınız destek onu iyileştirmek, ona doğru tedaviyi uygulamak. O yüzden çok önemli bir yeri var, evet.
Diyetisyenlerin çalışma alanları özel sağlık servis dediğimiz NHS, bu hastanelerdir genelde ve özel kliniklerde çalışabiliyor diyetisyenler. Ama aynı zamanda gıda sektörlerinde, yine eğitim, spor, medya gibi çeşitli sağlık kuruluşlarında da insanlara hizmet veriyorlar. Genellikle diyabet, böbrek yetmezliği, işte bağırsak hastalıkları gibi karmaşık kronik hastalıklarda aslında ünvanlarını koruyup daha ileri seviyeye götürebiliyorlar. Yani bu direkt diyetisyen değil de özelleşebiliyorlar, mesela pediatri diyetisyeni gibi ya da diyabet diyetisyeni gibi ya da böbrek hastalığı diyetisyeni gibi özelleşebiliyorlar. Beslenme uzmanları da yine aynı şekilde devletlerde, gıda endüstrisinde, araştırma alanlarında, hastanelerde mesela araştırma görevlisi olarak, yine spor salonlarında ya da egzersiz endüstrisinde çeşitli alanlarda hizmet veriyorlar. NHS'te diyetisyenlerle birlikte de çalışan beslenme uzmanları bulunabiliyor. Dediğim gibi uluslararası öğrenciyseniz, Türkiye'den geldiyseniz ve burada bir eğitim görmediyseniz bunu HSPC'ye kayıt olarak yaptırabiliyorsunuz. Burada en önemlisi dil sınavına geçmek. Eğer daha önce bir IELTS almadıysanız, genelde IELTS'in 2 yıl gibi bir süresi vardır, korunur. IELTS'i girerek her bir banttan minimum 6,5, geneli 7 olmak kaydıyla, yani minimum 7 almanız gerekiyor. Yine bir portfolyo sunuyoruz. Bu portfolyoda da sizin yüksek lisans yaptıysanız burada veya orada lisans eğitiminde aldığınız tüm derslerin kaydını çıkarmak, transkriptinizle birlikte not ortalaması çok önemli. Ve bunun dışında yaptığınız her şey, yani CV'nizi güzel bir şekilde doldurmak, gönüllü olur, gönüllü olmadan çalıştığınız deneyiminiz olur. Hepsini bu CV'ye koymak. Başvuru aşamasında yine özellikle niyet mektubu, mesela hocanızdan aldığınız veya başka çalıştığınız yerlerde patronunuzdan aldığınız niyet mektubu çok önemli. Orada kullandığınız kelimeler çok önemli. Onları araştırıp iyi kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde HSPC'ye başvuruyoruz. Yani cevap vermiyorlar size, yaklaşık 2 ayı 3 ayı bulabiliyor bu. Uzun soluklu bir süreç. Ama bir ücreti de var bu arada. Yaklaşık 500 pound olması gerekiyor. Bunu direkt vermiyorsunuz. Yani önce siz portfolyonuzu sunuyorsunuz. Bu eğer değerlendirdikten sonra olumlu olursa size ücret için geri dönüş yapıyorlar. Ücreti sonradan ödüyorsunuz. Yani yanma gibi bir durumu da olmuyor. Yabancı sınav için IELTS'imizi almamız gerekiyor. Yaklaşık 7 almamız gerekiyor. Association for Nutrition, beslenme uzmanı olarak kendinizi tescillemek istediğinizde başvurmanız gereken bir kurumdur. Ben lisans eğitimi aldıktan sonra direkt buna başvurarak da alabilirdim. Fakat yüksek lisansımı yaptım ve yüksek lisansımı da seçerken özellikle bununla akredite olmasına dikkat ettim. Daha az bir form gönderdim aslında bunun için. Akredite olduğu için biraz daha şanslıydım. Buraya siz yine HSPC'deki gibi bir portfolyo sunuyorsunuz. Aldığınız tüm dersler, ortalamanız, CV'niz, transkriptiniz, deneyimlediğiniz herhangi bir iş alanı, mesela bir sunum yapmışsınızdır, tezinizi sunmuşsunuzdur poster şeklinde ya da bir konferansa sunmuşsunuzdur. Yani bu her şeyi içine almanız gereken bir portfolyo sunuyorsunuz. Burada özellikle kendinizi bunu aldıktan sonra Registered Associate Nutritionist olarak tanımlayabiliyorsunuz. Bu kendinizi tescillediğiniz nokta. Daha sonra 3 yıl itibariyle deneyim aldıktan sonra kendinizi Registered Nutritionist olarak bir üst seviyeye taşımış oluyorsunuz. Ve EFN'e kayıtlı olmamız şart, eğer tescilli kendinizin nutritionist'ın diyebilmeniz için. Burada lisansüstü eğitim almanıza gerek var. EFN'in web sitesine de girip oradaki guide'lardan da takip edebilirsiniz. Hangi alanda nasıl kendinize portfolyo sunmanızla alakalı, tavsiye ederim. Eğer ilk geldiyseniz tabii ki bir dil sorunu yaşıyoruz. Bu var.
Onun dışında dediğim gibi Türkiye'den biraz daha farklı. Özelleştiği için diyabet diyetisyeni ya da işte böbrek diyetisyeni olduğu için bu alanda kendinizi gerçekten çok iyi geliştirmeniz lazım. Kabul görseniz bile sürekli kendinizi, özellikle British Dietetic Association dediğimiz bir kurum var. Bu kurumun düzenlediği konferanslara, seminerlere düzenli olarak katılmanız lazım. Yani daha fazla bir sorumluluğunuz var. Bu açıdan sürekli kendinizi yenileyebileceğiniz bir meslek grubu. Öneririm, kesinlikle öneririm. Çünkü ana dili İngilizce. İngilizce açısından bir kolaylığı var bu noktada. Aynı şekilde süre anlamında 1 ila 1,5 yıl içerisinde bitiyor. Yine Türkiye'ye göre süre açısından daha iyi. Ve gerçekten sürekli kendini yenileyen bir ülke. Özgürlüğün her şeyin iyi olduğu bir noktadayız. O yüzden tabii ki öneririm. Aslında evet, biraz daha yüksek. Yani şöyle, direkt mezun olduğunuzda diyetisyenlik alanında iş bakmaya başladığınızda burada bantlara göre diyetisyenlik mesleğine başvuruyorsunuz. İlk başvurduğunuz bant 5 olarak çıkıyor. Bu aslında dietetik assistant dediğimiz, yani diyetisyen asistanının bir üst seviyesi olmuş oluyor. Bundan başlıyorsunuz ve bunlar da genelde minimum yıllık 24 bin, 25 bin civarında olmakta. Daha sonra siz kendinizi geliştirerek Band 6, Band 7'a doğru yükselebiliyorsunuz. Ve bu noktada maksimum, hani diyebileceğim, 46 bin, 50 bin arasında değişebiliyor yıllık. Ama ilk başladığınız nokta ortalama 24 bin, 25 bin diyebilirim. Beslenme noktası gerçekten çok önemli. Yani biz özellikle ev yemeklerine çok alıştığımız için, üç öğünümüz olduğu için burada öyle bir şey aramak mümkün değil. Çok hazır gıda tüketiyorlar. Çok yani önceden pişirilmiş, daha sonra raflara konmuş marketlerde gıda var. Bunları alıp mikrodalgada ısıtıp tekrar yeme gibi bir alışkanlıkları var. Özellikle meal deal dediğimiz sandviç veya makarnaların, meyve suyunun ve tatlının üçünün bir satıldığı yaklaşık 5 pound'a mesela hitap eden çok ucuz ve yüksek kalorili yiyecek grupları var. Maalesef bu noktada o kişiye diyet yazarken biraz zorlanabiliyorsunuz, ama daha sağlıklı tercihlerini, daha ev yapımı olanlarını tercih ederek o kişiye de hitap etmeniz gerekiyor. O yüzden tamamen farklı bir beslenme programı var burada, evet. Lisansımızı bitirdikten sonra Türkiye'de mutlaka dilimizi geliştirmeye çalışalım. Mutlaka son çıkan yayınları takip edelim. Aynı şekilde gönüllü olarak şirketlerde veya kurumlarda, hastanelerde bir ücret talep etmeden kendimizi geliştirmeye çok dikkat edelim. Yapabildiğimiz kadar dediğim gibi son yayınları takip edelim. Deneyimlerimizi geliştirelim. Ve başvuru aşamasında da gerçekten iyi bir niyet mektubuyla kendimizi göstermeye çalışalım. Rica ederim.